Sports TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta iki haftayı birden konuşacağız. 19. ve 20. haftanın karşılaşmaları sona erdi. Az önce bile sona eren mücadelemiz var. Sevgili Fatih Dilber ile birlikte iki haftayı birden konuşacağız. Fatih abi hoş geldin. Aslında bugün basketbolla değil. Biraz farklı bir branşla mı giriş yapsam dedim acaba hafta sonu. Çünkü hem maçta hem maça gittin. Hem maçta Formula 1 takip ettin. Zor olmadı mı? Nasıl oldu? Ferrari'yi nasıl özetleyeceksin girişte? Yani zor olmadı. Ferrari'miz çok çuvalladığı Ferrari için. Ferrari takip etmek zor olmadı. Evet, Ferrari'miz çuvalladığı için mütemadiyen çok evet. Hakikaten takip etmemiz çok zor olmadı. Yani Ferrari'mizi. O yüzden yine hayal kırıklıklarıyla başlayan bir... Neyse yani son... Geçen sene şey gibi başlamışlardı. Şampiyon olacaklar mı acaba diye başlamışlardı. Sezon başından bu mesajı veriyor olmak iyi. Yani umut vermiyorlar en azından. Nedense konuştuğum tüm Ferrari severler böyle savunuyorlar takımlarını diyeyim artık. Sen de buna tutunmuş gibi görünüyorsun. Ya ben çok tutunmadım yani ama garip gelen şey şu dayanıklılık üzerinde kurup daha ilk yarıştan şimdi, yarış dışı kalmak da hakikaten farklı bir hikaye. Tabii biz aslında bunu daha detaylı konuşacağız. Zeynep'le beraber sizin program devam ediyor. Konuşacağız Padok Kulüp'te ama ben yine de hafta sonu bizi bir oyun furyasına bulaştırdığın için böyle bir şeye evet. Girmek istedim. Bu arada şöyle de bir bilgi vereyim. Aynı ligde bulunmuyormuşuz. Nasıl aynı ligde? Aynı ligde değiliz. O 300'lü puanlar benim değil ama daha yüksek yine de puanım belirteyim dedim. Sen benim paylaştığım ligde girmedin mi? Öyle olmamış ama yine de olsun yine de öndeyim diyelim. Fatih hayırlısı bir şey diyemedim ya. Fatih abi öyle diyelim. Yani ama şey yani oyun masasında şey her yerde varız. Fantazi sporların hemen hemen hepsinde masaya bir şekilde oturuyorum. Evet fark ettim ama işte Ferrari olunca işin ucunda biraz da aslında değişik bir sonuç ortaya çıktı Ferrari'ciler için diyelim. Evet. Bu da aslında geçen sene Verstappen'in ilk yarışta sanıyorum yarış dışı kalmasıyla belki tutunduğunuz bir durum. Hiç yanlış bilgi vermek istemiyorum. Yok, belki Ferrari de bu şekilde düzeltilebilir diye düşünüyorsunuz diye düşündüm. Bilmiyorum. Yok, ben arabaya da çok güvenmediğim için araç da çok iyi gelmedi bana. Doğru. Bu sene konuyu kapatırken artık şöyle söyleyelim. Bu sene Red Bull yine almış başını gidiyor şeklinde konuşacağız bence diyelim. Formula 1 ile ilgili son sözlerini alayım. Çünkü hattımızda da çok değerli bir misafirimiz var. Yok ben Formula 1'i artık yorumlamıyorum. Artık ben diğer hafta belki gerçi önümüzdeki hafta değil ondan sonraki hafta konuşuruz Fatih abi. Değerli izleyenler bugün tabii basketbol üzerinde şöyle baktığımızda iki haftayı birden konuşuyor olacağız aslında. Maç takvimi çünkü yoğundu. Belli bir ara verilmişti lige. Ama hattımızda tabii ki çok değerli bir konuğumuz var. Merve Aydın bizlerle birlikte. Merve hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Sesin çok iyi geldi öncelikle bize. Bir enerjimizi tekrar yükseltti. Vaktini ayırdığın için de teşekkür ederim. Bugün tabii bir maçınız da vardı. Aslında maçla başlamak isterim. 82-81 sonuçlandı. Sıcağı sıcağında senden bir dinlemek istiyorum maç hikayesini. Evet, evimizde önemli bir galibiyet kazandık. Açıkçası hani tam olarak istediğimiz gibi bir performans ortaya koyamadık ama önemli olan galip gelmekti. Hı hı. Bu anlamda da takımca mücadele bakımından elini yaptık yani bu galibiyeti kazandık. Yükselen bir grafiğimiz var bunu da sürdürmek istiyoruz. Çünkü hedef artık tam böyle hani hedefe giden son önemli maçlar bizi bekliyor. Aslında her bir maç oraya hazırlık. O yüzden mümkün olduğunca her geçen gün daha iyisini yapmaya odaklıyız. Evet tabii 20 hafta geride kaldım Merve. Şimdi Fatih abinin de soracakları vardır illaki ama şöyle de sormak istiyorum. Tabii senin de bireysel performansını soracağım ama maç takvimi de aslında çok yoğun. Belli bir ara vermiştik lige. Onunla ilgili söyleyeceklerin olur mu? Evet yani ne yazık ki istenmeyen bir durumdan ötürü ara vermek durumundaydık. Hala aslında biz yani ülkecek bu acının yani bu acıyı hissediyoruz. Büyük bir felaket geçirdi ülkemiz. Bu nedenle bir ara verildi. Açıkçası bu anlamda da yaraları hep birlikte sarma adına büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Umarım bu dayanışma halini uzun sürede göstermeye devam ederiz. Çünkü gerçekten ihtiyaç olacak. Hı hı.
Bizler de hani basketbol camiası olarak elimizden gelen ne varsa bunu yerine getirmeye hazırız. Yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Tabii kendi camiamızdan da bir kayıp yaşadık. O anlamda da sezonun hani Nilay Aydoğan sezonu olarak devam ediyor olması da beni mutlu etti. Çünkü Nilay'ı hem şahsen tanıyordum hem de camia olarak yaşadığımız bu kayıp da arkadaşımızın anısına bence hoş bir hareket oldu. Ama bir sürü kayıp var. Hani hem Nilay'ın hem de depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımızdan hani vatandaşlarımızın Allah rahmet eylesin diyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Hani hayatta kalanlar için de zorlu bir mücadele var. Umarım onlar için de işte el birliğiyle bu süreci en hızlı şekilde atlatırız diye ümit ediyorum. Hı hı. Tabii biz bu aranın ardından yoğun bir maç trafiğindeyiz. Hem Euroleague hem Türkiye Ligi. İki güne bir maç oynar haldeyiz. O anlamda çok hani geniş bir kadroda kadronun olması tabii ki avantaj bizim açımızdan. Çünkü yani çok iyi bitti. Öncelikle bugüne kadar oynadığım en iyi takım Fenerbahçe ve biz bu anlamda oyuncular olarak hani sahaya girdiğimiz zaman elimizden gelen en iyisini yaparak takıma katkı sağlamak. Ben de bu anlamda üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. 20 hafta uzun bir süre, zaten sezona sakatla başladım. Ama oradan geri dönüp takıma katılıp takımımın kazanması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Yapmaya da devam ediyorum. Diyeceklerim bu kadar. Merve, ben bir ufak bir soru sorayım. Şimdi geçen sene Fenerbahçe çok talihsiz bir şekilde finalde, Euroleague finalini kaybetmişti. Sonrasında bu sezonda çok ciddi hamleler yapıldı. Sen de takıma bu sezonda katıldın. Belki sezon başında beklenen gibi gitmedi. Yani iyi gitmedi Fenerbahçe. Sonrasında toparladı. Senin de sakatlığın vardı. Belki ne kadar o süreci hissedebildin bilmiyorum ama çok fazla eleştiri oklarını da üzerine toplamıştı. Bu baskı yaratıyor mu aslında? Ya sezon sonunda yine Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluk hedefi var, lig şampiyonluk hedefi var. Bunun sezonun bu bölümünde işte son 1,5 aylık, 2 aylık süreçteyiz. Tam kırılma dönemindeyiz işte ya da kırma dönemindeyiz. Senin üzerinde ya da takımın üzerinde bir baskı yaratıyor mu? Bunu sorayım, merak ediyorum. Yani şöyle, öncelikle hani belki sezon başına istediğimiz gibi başlayamamış olabiliriz ama şunu unutmayalım. Biz sezona tam kadro, yani bu kadro sezon başına itibaren başlamadık. Eksikler olduğu zaman zaman sakatlıkları olan arkadaşlarım oldu, yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Yani bu anlamda bir takım olarak hani bir kriz anı diyelim ya da hani o an farklı bir süreç var. O süreçte herkes hani insanüstü bir çaba sarf edip o açığı kapatma eğilimindeydi. Hani biz bu anlamda belki hani sizin dışarıdan gördüğünüz gibi bir şey yaşamadık aslında. Bunun bir süreç olduğunu, biz adım adım o hedeflediğimiz noktaya gittiğimizin bilincindeydik. Hani biz açıkçası bu şekilde ilerliyoruz. Tabii ki de hedefleri büyük olan bir takımda her zaman stres faktörü vardır ama biz bunu olumlu şekilde kullanabilecek kapasitede bir ekibiz. Oyuncu ve staff grubu olarak. Ben inanıyorum ki, ya geçen sene ben bu takımda değildim ama finali kaybetme durumuna çok üzülmüştüm. Ama inşallah bu sene o kupayı hak ettiğimiz şekilde alıp müzemize götüreceğiz. Bu anlamda da takım arkadaşlarım ve kendim, hani bütün staff, yönetim de aynı şekilde, herkes aynı hedefe kilitlenmiş ve bunun için ne gerekiyorsa yapıyor durumda. Ben bu sene onu alacağımızı söyleyebilirim yani. İnşallah Merve. Merve, kapatmadan tabii artık 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasındayız. Tabii senin de söylediğin gibi, az önce söylediğin gibi bu sene normal bir 8 Mart geçiremeyeceğiz ne yazık ki. Son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili mesajların varsa buradan almak isteriz. Evet, yani evet, bu buruk dönemde dünyada her alanda eşitlik için mücadele eden tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Üst seviyede bir mücadele veriliyor kadınların eşit haklara sahip olması için ve bence bunun meyveleri belki hani istenilen yere hala gelinmedi ama bence daha iyiye gidiyor ülkemizde de, dünyada da. Bunun için umarım istenilen noktalara geliriz ve her alanda eşit haklara sahip oluruz ama
Şunu da söylemek istiyorum. Sadece bugün de değil, hani kadınlarımızın önemi ve değeri her gün bilinmeli diye düşünüyorum ve teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Son cümle gayet açıklayıcıydı Merve. Teşekkür ederiz vaktini ayırdığın için. Çok teşekkürler Merve. İyi günler diliyorum sizlere. Teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, kapatırken 8 Mart mesajını da almış olduk Merve'nin. Güzel de bir projemiz var Sports TV olarak. Bu hafta ekranlarda buluşturacağız izleyicilerimizle de. 19. haftayla mı başlayalım Fatih abi? Şimdi kronolojik gitmek daha iyi. Tabii sen de sıcağı sıcağına maçtan çıktın aslında. 20. haftadan başlamak daha mantıklı gibi gözükse de. 19'dan devam etmek çünkü daha iyi. Evet. Referans göstereceğimiz, 20 ile ilgili de referans göstereceğimiz yer 19 olduğu için... gitsek kronolojik olarak gitsek daha doğru olacak. Ben önce yayın öncesi 20 ile başlayalım diye girdim ama sonra vazgeçtim. Evet, şimdi haftanın sonuçları var, arkadaşlarımız ekranlara getirecek. 19. haftanın sonuçlarını şöyle bir ekranlara getirelim. 19. haftayla ilgili özellikle konuşmak istediğim bir mücadele var mı Fatih abi? Önce onu sorayım. Ya bence bütün skorlar haftanın hemen hemen bütün skorları ilginç. Yani ilginç. Ama çok ciddi farklar var. Evet, şöyle bir bakalım. Ya BOTAŞ Bursa Uludağ maçındaki işte 113-51'lik skor, benzer şey işte Melik Gazi Kayseri Basketbol Fenerbahçe maçında 110-56'lık skor. Belki Çankaya olabilir. Çankaya 101-72, aynen. Evet. Çankaya maçında Levent Yavuz'la da beraberdik. Yani hakikaten çok iyi. Yani Şavante Zelius kenara geldi, sakatlandı. İşte bir ufak kafasına darbe aldı. Sonra maç acaba ortaya gelir mi dedik, kırıldı. Rize kırıldı. Ya da Çankaya Üniversitesi Rize'yi kırdı. Ve Çankaya Üniversitesi bu sezon almadığı kadar iyi bir yerli katkısı aldığı bir maçı izledik. Evet. Yani hemen hemen tüm maçlarda Galatasaray Orman Spor maçının belki daha erken kırılacağını, daha erken kopacağını düşündük ama Orman Spor bir şekilde tutundu. Bu arada şey için söyleyelim, Orman Spor için parantez açalım. Son birkaç maçtır aslında Orman Spor kötü maçlar çıkartmıyor. Ama finali getiremiyordu. Yani en önemli problemi oydu. Bursa Uludağ maçında finali getirdi. İşte Kayseri'de uzun süre önde götürdü, kaybetti. Nesibe Aydın maçını uzun süre önde götürdü, kaybetti. Orada finali yapamıyordu. Burada da yapamadı ama kolay değil Galatasaray gibi takıma karşı final yapabilmek. Onun da aslında biraz daha farklı geçmesini bekliyorduk. Yani orada belki Galatasaray'ın daha erken kopartmasını bekliyorduk. Daha yüksek skorlar oldu. Yani sadece bunu söyleyebiliriz. Ama yani ben en ilginç bulduğum skor şeydi. BOTAŞ Bursa Uludağ basketbol. Evet, evet. Bu kadar ya farklı gitmesini beklemiyordum. Ama çok yani BOTAŞ inanılmaz bir maça giriş yaptı. Bugün de benzerini Melik Gazi Kayseri basketbola karşı yaptı. Yani hakikaten BOTAŞ'ta da bu süreçte yani o maçların olmadığı süreçte gerçekten ciddi bir tırmanış var. Melis Gülcan'ın da dönüşü var orada, onu söyleyelim. Ama artı olarak ekleyelim. Hakikaten şey yani kolay da değil bu arada. Ya bu süreçlerin arkasından basketbola dönebilmek, basketbola konsantre olabilmek. Tabii ki. Ya tabii ki elbette takımlar bu süreçlerde hazırlık maçı da yapmışlardır. İşte idmanlarına devam da etmişlerdir. Aynen, yani çok devam fazla ettiler. Şey de vardır. Süreç devam da etmiştir aslında. Bunu da söyleyebiliriz ama yine de hiç kolay değil. Evet. Yani özellikle Çankaya Üniversitesi için hiç kolay değil. Evet, burada aslında biraz daha isim özelinde ilerlemek gerekirse, daha doğrusu Bursa Uludağ basketbolu BOTAŞ'la başlayalım mı Fatih abi? Şimdi iki haftayı da değerlendirebilirsin ama burada tabii ilgi çeken bir skor var. Onun yanı sıra ilgi çeken aslında isimler de var. Özellikle yerli isimleri üzerinden ve burada Ferda Yıldız'ın da bir sakatlığı vardı. Onun da üzerinde durmak gerekiyor. Neler söyleyeceksin? Burada tabii ismi hatırlayamayacağım. Ülkesine geri dönen bir sporcu da vardı. Şimdi yanlış olmasın, eleştiri yağmurlarına tutulmayalım deyip sana döneyim mi? Evet. Yani şey ya söyleyeyim. Daha doğrusu Bursa özelinde konuşursak. Ya koç değişikliği evet. Dediğimde Seren Erdem'le yine yolları ayırdılar. Yine demeyeyim de yani yolları ayrıldığı konuşuluyordu evet, bir dönem. Evet, evet. Kaldığı konuşuldu. Aslında en önemli virajdaydılar. Yani ben de hatta şey diyordum. Yani Bursa aslında kalabilir ligde. Fikstürü de kendisine bakıyor. Bunu avantaja çevirebilir diyordum. Ki BOTAŞ'la başlıyorlar. Burada bakalım nasıl bir güçlü durabilecekler mi, duramayacaklar mı? Ben onu merak ediyordum. Ama oradaki işte maça kısa süre kala, yani birkaç gün kala
koçla ayrıldığı konuşuldu ya da düştü, öyle söyleyeyim haber olarak. Çok kötü maç çıkarttılar. Yani çok erken kırıldılar. Yani Botaş'ta hakikaten, yani bir de Botaş'ta bir yabancı eksik oynadı. Evet. Erika Makol oynamadı. Yani şimdi buna rağmen sen çok fazla kırılıyorsan, yani ben şey yaklaştım. Ferda Yıldız'ın olmaması çok ciddi eksiklik. Evet. Yani sezonun işte çıkış yapan yerli oyuncularından biri aslında Ferda Yıldız. Belki takım anlamında çok şey kaldılar. İstikrarlı kalamadılar ama şey anlamında, bireysel anlamda Ferda Yıldız önemli bir katkı verdi. Onun da yokluğunda ligde kalma süreçleri çok kolay olmayacaktı. Bursa'da zaten hep yabancı sıkıntısı yaşayan bir takım. Sıkıntı mı denir artık? Nasıl telaffuz edilir? Ya şimdi hep Jasmine konuştuk Davis 20 hafta boyunca. Jasmine Davis sezonu aslında iyi başlamıştı. Sakatlandı. Şimdi Monica Quick sezona sakat başladı. Evet. Uzun süre kaldı. Gidecek miydi? Kalacak mıydı? Böyle gitti. Şimdi o gitti. Onunla yollar ayrıldı. İşte yerine işte sonra bence sezonun en iyi oyuncularından biriydi. Emma Cannon'la yollar ayrıldı. Şimdi çok fazla böyle işte yerli oyuncu, Deniz Çolakoğlu geldi gitti. Meryem Gültekin gitti. Yani çok fazla takımda oyuncu anlamında gidenler gelenler oldu. Yani organizasyonel anlamda çok ciddi soru işaretleri bıraktı Bursa bu sezona. Yani bunu söyleyebiliriz Bursa üzerinde. Ama şey bu da oyun istikrarsızlığı. Mesela sezon başına koç Tolga Esenci ile başladılar. Tolga Esenci çok erken bir şekilde takımdan ayrıldı. Evet. Yani Çukurova basketbol maçı vardı. Ondan önce ayrıldı takımın başından. Yani aslında bunlar üst üste eklendiği zaman bir hayal kırıklığı Bursa. Organizasyon anlamda hayal kırıklığı. Hı. Kendileri de hayal kırıklığı yaşıyor olabilirler. Onu da söyleriz. Ama bu maç üzerinde bu kadar hızlı kırılacaklarını hiç tahmin etmezdim ben. Tabii az sonra 20. haftayı da konuşurken aslında Bursa'yı çok farklı şeyler konuşacağız belki. Evet, biraz sonra da hakikaten çok bambaşka bir şey konuşacağız. Evet. Ama orada da biraz emlak konutu anlatmamız gerekecek. Yani i̇şte maçın hikayesi belki burada ortaya çıkıyor. Her hafta farklı maç hikayelerine tanık oluyoruz. Burada da biraz istatistiksel durumlar ne yazık ki alt üst oluyor. Evet. Öyle değil mi? Birazcık. Ama yani hakikaten bu kadar hızlı kırılmaların yaşanmaması lazım. Ya bu çok ekstra bir maç. Yani çok bu böyle bir kırılma olmaz. Yani tamamen maçın başında kafayı olarak kopmuşsun. Maçlar içerisinde de foul problemleriyle beraber, oyuncu ritmini bulamamasıyla beraber arada şeyler yaşayabilirsin. İnişler çıkışlar yaşayabilirsin. Ama şey, yani bence Botaş hakikaten son şeye gitmeden önce, milli takım arasına gitmeden önce Emlak Konut maçını da çok iyi oynamışlardı. Hı hı. Burada konuşamamıştık sonrasında ama evet. Emlak Konut maçını da çok iyi oynadılar. Üzerine Bursa maçını iyi oynadılar. Bugün de Melik Gazi Kayseri basketbolu karşısında çok net, yani bunlar net galibiyetler. Evet, yani net mesaj galibiyetleri. Bence sezonun içerisinde şey söyleyebiliriz. Bultaş'ın yükselişi. Onlar da iki yabancı değiştirdiler bu arada sezonun içerisinde. Üst üste de iki hafta aynen galibiyet almış oldu. Diyelim o zaman 19. haftada şimdi biraz böyle hızlı gitmeye çalışıyorum. Çünkü daha 20. hafta mücadeleleri var. Sıcağı sıcağına maçtan çıktın aslında, onu da soracağım. Maçın hikayesini senden dinlemek istiyorum ama Çankaya Üniversitesi Rize ile devam edelim mi? Özellikle Çankaya Üniversitesi kısmında tabii ki Melike Tuğba'nın mücadelesi, Melike'nin mücadelesi, Gizem'in mücadelesi. Ben hep yerliler üzerinde duruyorum ya. Evet. Sen ısrarla bir yabancı hayranlığı şey yapmaya çalışıyorsun, itelemeye çalışıyorsun bana falan, farkındayım bunu. Yani ben iyi polisim, sen kötü polisin yapmaya çalışıyorsun, onun farkındayım ama yapacak bir şey yok. Hayır, kesinlikle öyle yani, şey söyleyeyim. Belki daha hakimsin diye şimdi. Yok. Her şeye hakimsin tabii ki. Yok, estağfurullah, her şeye hakim değiliz. O öyle, yok hakikaten. Şey söyleyelim, Çankaya Üniversitesi hakikaten sezonun en kendi adılarına özel galibiyetlerinden birini aldı diye iyi reaksiyon verdiler saha içerisinde. Hemen hemen her oyuncudan katkı aldılar işte. Ya kenardan gelen İdil'den katkı aldılar, ilk 5 başlayan Gülse'den katkı aldılar. İşte kenardan geldi Melike Tuğba Oral, ondan katkı aldılar. Melike Yalçınkaya geldi,
kenardan onda katkı aldılar. Çok kısa sürelerde oynadı. Kaç dakika oynamıştı? Şöyle bakayım, 20 dakika oynadı Ayşe Cora. 5 faul aldı, kenara geldi. Ayşe Cora'dan iyi katkı aldılar. Bak, şöyle anlatmak lazım maçı aslında. Rize son dönemde çıkış üzerindeydi, istim üzerinde bir takımdı. Son maçlarda Galatasaray maçını kenara koyuyorsak, koyduğumuzda iyi iş çıkartıyorlardı. Evet. Şimdi böyle bir takıma karşı işte mental anlamda yıprandığın bir dönemin üzerine bir maça çıkıyorsun. İki yabancın yok. Tayeşehir'de Queen Egbo yok. Oynamamışlar. Üzerine maç içerisinde takımın o an en skorer oyuncusuydu Shavonte Zelius. İşte kafasına bir darbe almış. Kenara geliyor. Ayşe Cora foul probleminde. Evet. Sezon hikayesindeki en önemli, Çankaya Üniversitesi adına söylediğimiz en önemli şey, çok fazla yabancılar üzerinden gidiyorlar. Yerli katkıları sınırlı dediğimiz takımlardan birinde. Hemen hemen bütün yerlilerinden, işte Gizem hemen hemen işte 30 dakika civarında bir süre aldı. Yok, 23 dakika almış. Pardon, ben şey yapmışım. Çok iyi skor katkısı var çok, tüm yerlilerine. Hakikaten bütün yerlilerinden çok iyi katkı aldı. Gizem'den de iyi katkı aldı. Ayşe Cora'dan 17 sayılık bir katkı aldı. Tam istatistikleri sen daha kimsin. Ama şey söyleyelim, yani Tam White, yani ligin en yaşlı oyuncusu. Ama evet, bence şey, bazen böyle yabancıları anlatmamız gerekiyor. Şey tabii anlamında ki anlatmamız gerekiyor. Hakikaten özel, değerli oyuncular. Kadın basketbol adına da çok değerli. Gençler adına da çok değerli. Yani ligin en, yani 1-2-3-4 ya, topu getiriyor, sırtı dönük oynuyor, bire biri oynuyor, rebound alıyor, asist yapıyor. Ya, hakikaten çok özel oyuncu. Hı hı. Bu maçta da çok özel bir performans sergiledi. 29 sayı, 10 rebound, 5 asist yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Maçın da açık ara yıldızıydı ama dediğim gibi çok iyi hazırlanmış Çankaya Üniversitesi. Rize Belediyesi'nde de aslında Sümeyya'nın performansını. Geçtiğimiz haftalarda biz aslında parantez açmıştık Sümeyya'yı yanlış hatırlamıyorsam. Bu maç özelinde de iyi bir performansı var. Ama şeyi söyleyelim. Evet, Sümeyya'nın performansı evet var ama özellikle 3. çeyrekte yapılan Sümeyya Arzu, Sümeyya... Evet, evet. Oradaki arda arda top kayıpları onların kırılmasına çok şey oldu, sebep oldu. Hı hı. İstatistik anlamında şimdi potaya gitti, delebildi, işte uzunu gördüler. İlk yarıda aslında bir şekilde oyunu tutabiliyorlardı ama maçın ikinci yarısıyla beraber, üçüncü çeyreğiyle beraber top kaybını yönetemediler. Rize'nin evet çıkış yaptığı dönemdeki en önemli artısı top kayıplarıydı. Top kayıplarını daha yönetebilir haldelerdi. Topun kıymetini daha fazla biliyorlardı. Hı hı. Bunu yönetemedikleri andan itibaren hep geriye düşüyorlar. Mesela Bursa maçını deplasmanda kazanıyorlar. Kazanırlarken şöyleydi. Maçı 20'ye çıkarttıklarında top kayıplarını daha yönetebiliyorlardı. Maç geri dönerken top kayıplarını yönetemedikleri bir dönemde geri döndü maç. Hı hı. O yüzden orada öyle dertler olabiliyor. Foul problemlerine girdiler. Colby Morgan foul problemine girdi. Etkiledi onları. Ama yani dediğim gibi Çankaya Üniversitesi'nde İki yabancı ile oynuyor. Shavonte evet Zelius da yok. Ki o ana kadar dediğim gibi en skorer oyuncularından biriydi. Ayakta kalması bence Çankaya Üniversitesi adına çok değerli. Rize'de kritik bir mağlubiyet aldı. Yani hı-hı ligin artık dibinde iki tane takım var. Evet. Yani dibinde de artık. Yine tekrardan. Hı-hı. Evet. O zaman 19. hafta özelinde Nesibe Aydın Çukurova basketbol mücadelesine geçeceğim Fatih abi. Çünkü Çukurova basketbol özelinde bakıldığında iki hafta aslında fikstür olarak zorlayıcı maçlar onu bekliyordu. Bir Nesibe Aydın, biri de bugünkü Galatasaray maçıydı. 19. haftaya baktığımızda da aslında tabii Çukurova basketbol rahat bir galibiyet aldı. Yani aslında biz maçın işte ben... bir seansındaki maçta yorumcu olarak kalmıştım da 4 seansına işte Euroleague maçı da takip ediyoruz bir taraftan. Evet. O yüzden İstanbul trafiğinde hesaba kattığımızda ne yazık ki şey yapmak zorunda kaldık. Levent'e devretmek zorunda kaldık bu maçla ilgili. Hı hı. Şeyi söylememiz lazım. Şimdi kolay değil işler. Nesibe Aydın içinde de Çukurova basketbol içinde. Çukurova basketbol 3. çeyreğin başında net mesaj vermesi hı-hı bence maçı kopardı. Hı-hı. Yani Meritem sakatlıktan döndü Nesibe Aydın'da. Ama Çukurova basketbol son dönemi özellikle Avrupa Kupalarında çok iyi maçlar çıkarttı. Arda arda galibiyetler onları normal sezon liderliğine etti. Skor anlamında da Nesibe Aydın'la yarışmayı tercih ettiler. Belki
genelde Nesibe Aydın'ı durdurmayı tercih ediyorsun. Yarışmayı tercih ettiler ve yarışabildiler rahat şekilde. Savunma, Nesibe Aydın savunması beklentinin altında kaldığı için otomatikman rahat bir galibiyet oldu Çukurova basketbol adına. Ama oralarda hakikaten şey, işte Chelsea Gray'dir, Alexandra Sirvendakis'tir. Bunlar hakikaten çok, Tiffany Hayes'tir. Çok özel skorerler. Bunları hakikaten başka bir yere getiriyor. Bir de bunun yanına işte Asena'yı falan ekliyorsun. Yerli evet. katkısı almaya başladığın andan itibaren sen yani şimdi bütçeler anlamında Nesibe Aydın'la Çukurova basketbolun yarışma şansı çok fazla olmayabiliyor. Oralarda bazı şeyleri riske etmen gerekiyor ya da bazı önlemler alman gerekiyor. Buralarda bunu yaparken bu ekstra katkılar gelmeye başladığın zaman seni mental olarak kırabiliyor. Evet. Onu söyleyelim. Evet, bu arada belli takımlarımız için şimdi mental olarak sen söylemiştin zor bir dönemden geçtiğimizden dolayı hem Euroleague'de hem Eurocup'ta hem ligimizde mücadele etmek gerçekten çok zor. Çünkü zor bir ligimiz de var. Ben o yüzden bütün takımları yürekten kutlamak istiyorum. Çünkü bu kadar mücadeleci olmak da zor. Bu mental sıkıntıdan dolayı bence. Çok zor, çok zor. Evet. Şu an yani şimdi çift bir de çift kulvarda yarışmak zor. Çift kulvarda yarışanlar için de çok zor. Bir de şey düşün yani bir ciddi bir aylık süreç var. Kesinlikle o da var. Oynamamışsın. Bir de hakikaten işte arkadaşını kaybetmişsin veya işte hala onun şeyi yaşıyorsun. Mental anlamda sıkıntılarını yaşıyorsun. Tabii ülkenin ki. Sıkıntılarını yaşıyorsun. Konsantre olmak, ne kadar idman yapıyorum, ne kadar şunu yapıyorum, bunu yapıyorum falan uzaklaşmaya çalışıyorum desen de çok zor. Evet. Hepimiz için çok zor. Evet. Şimdi Nesibe Aydın konuştuk. Her hafta belli bir oyuncuya parantez açmaya karar verdim. Bu hafta da Derin'e parantez açalım mı Fatih abi? Açalım. Bugün de Derin'e iyi iş çıkarttı. Evet. Fenerbahçe karşısında. Çukurova basketbol karşısında. Çok iyi iş çıkarttığını söyleyemem. Ama şimdi Derin'in hangi maçtı? Melik Gazi Kayseri basketbol maçı mıydı? Tam hatırlayamıyorum. Yüzüne bir darbe almıştı. Burnu evet, kırılmıştı. Sonrasında da bunun sıkıntılarını yaşadı bir dönem ve performansı da biraz düşmüştü. Ama tekrardan şey döneminden sonra yani bu işte milli takım arasından önce biraz toparlamaya başladı ki hatta o onu milli takım kadrosuna kadar çıkarttı. Evet. Şimdi de tekrardan performansını yukarı çekme halifesinde. Bence o da sezonun iyi iş çıkartan oyuncularından. Evet. Yani onu söyleyebiliriz. Evet, 19. haftayı şöyle bir tamamlayacak olursak aslında bakıldığında Fenerbahçe Alagöz Holding, Melik Gazi Kayseri basketbol mücadelesi de diyelim Fatih abi istiyorsan. Gerginliğin olduğu bir Kayseri şehrinde basketbol maçından birkaç saat önce oynandı. Ali Koç'un da takip etti. Yani ben maç saatinde dışarıdaydım. Maçı anlık olarak takip edemedim ama sonradan takip ettim. Levent benimle paylaştı fotoğrafı. Ali Koç'un fotoğrafı. Koç'un olduğu fotoğrafı. Ali Koç'un da takip ettiği bir maçtı. Görselleri gördüm, keşke programımıza ekleseydik. Evet. Levent de öyle dedi, programa eklersiniz bunu diye yolladı bana. Evet, keşke ekleseydik. Evet. Evet, benim aklıma gelmedi. Ben valla arada unuttum. Ya o kadar ama çok şimdi maç takvimi o kadar hafta içine hafta sonuna yayıldığı için şimdi kafalar da karışıyor. Evet. Karışıyor. Yani şey söyleyelim, Kayseri basketbol açısından hedef maç değildi. Yani onlara hedef maçı kafalarında yüksek ihtimalle Bursa'yla oynayacakları maçı, hafta sonu Bursa'yla oynayacakları maçı hedef maç olarak koymuş olabilirler. Bir de bu hafta sonu ki maçı da, bu hafta içi de şöyle hızlıca bakıyorum. Hangi mücadele için, hangi takım için? Melik Gazi Kayseri basketbol için. Hafta içi de emlak konutlu olacak. Evet, evet. Evet, tamam. Bursa'nın da emlak konutu bugün mağlup etmesi onların iştahını da arttırmıştır. O maça karşı. O yüzden BOTAŞ maçı biraz onlar adına da geçti. Fenerbahçe maçı da geçti. Yani biraz onlar rölantide geçmiş olabilirler bu süreci. Şimdi kritik iki tane maç oynayacaklar. Tabii maçı daha kritik olabilir. Deplasmanda oynayacakları Bursa Uludağ maçı. Evet. Ama hakikaten maçı. Yani düşme kalma maçı gibi bir maç oynanacak orada da. Onu söyleyebiliriz. 19. hafta üzerinde eklemek istediğim bir şey var mı? Ya da atladığımız ya bir karşılaşma hakikaten var mı? Evet. Yok yani çok de değildi dediğim gibi. Evet, farklar evet. Çok ön plandaydı. Sadece Ormanspor'a bir ekleme yapabilirim. Zaten başlamıştım aslında Ormanspor'a. Evet, öyle doğru. Başlamıştım.
Onlara da toparladıkları bir dönem geçiriyorlar. Belki bunu skora yansıtamıyorlardı. Onu da bugün Çankaya Üniversitesi karşısında yansıtıyor. Evet. O zaman 19. haftayı tamamladık Fatih abi. Şimdi ikinci bölümümüzde de 20. haftayı konuşuruz ki üzerine de konuşacağımız çok şey var değerli izleyenler. Şimdi bir kısa reklama gidelim, ardından buradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. İlk bölümümüzde 19. haftanın sonuçlarını sizler için konuşmuştuk. Şimdi 20. haftanın mücadelelerini konuşuyor olacağız. Ama tabii ilk bölümden Galatasaray'la ilgili ekleyeceğimiz şeyler vardı. 19. hafta mücadelesini ve bunu da 20. haftaya bağlayalım. Az önceki karşılaşmayla başlayalım Fatih abi. Sen de maçtaydın. Şöyle... Maçın genel hikayesine baktığımızda aslında... Hangi maçın ama? 19. hafta. 20. hafta maçının. 20. hafta Galatasaray, Çukurova basketbol Galatasaray maçının hikayesine baktığımızda aslında ben maç ön hikayesine baktığımızda daha öne geleyim. Maç ön hikayesine baktığımızda ben biraz daha çekişmeli maç bekliyordum. Yani Galatasaray'ın biraz daha yarışmacı kalmasını bekliyordum maçta. Ama özellikle ikinci çeyreğin ortasından itibaren Çukurova basketbol kenardan gelen oyuncuların da katkısıyla. Mesela Sinem Ataş'tan çok önemli katkı aldılar. 8 sayı üretti. Esra Ural topuz oyuna girdi. Hiç şey yapmadı, sırıtmadı. Kuanitra'yı dinlendirme şansı yakaladılar. Chelsea Gray ve Tiffany Hayes iyi iş çıkarttı. Derken bir anda Galatasaray savunmada özellikle çok fazla hata yapıp potasında 47 sayı görünce çeyreğin sonunda çift tanelerle geride bitirdi. Şimdi Galatasaray'da da Azura'yı kullandılar, Teheran Ekkovun'u kullandılar ama bir türlü kısa skoreri bulamadılar. Yani ilk yarı bittiğinde sadece 8 sayı üretmişti Galatasaray'ın kısaları. Yani geri kalan tüm sayıyı, yani 24 sayıyı Teheran Ekkovun, Azura, Stevens ikilisi üretmişti. Şimdi böyle olunca yönetmek de kolay değil yani. Maçın hikayesini geri döndürmek de kolay değil. İkinci yarıda bu skoru... 1-2 oyuncu üzerinden değil mi? Evet, 1-2 oyuncu üzerinden döndürmek kolay değil. Şimdi bir tarafta oyuna giren çıkan herkesten katkı alan bir Çukurova basketbol. Bir tarafta da özellikle kısalarından istediği katkıyı alamayan Galatasaray. Kısalarından biraz katkı aldı Galatasaray. Fark 12'lere indi. Aslında maçın hikayesini bize anlatıyordu bu. Yani biraz kısa katkısı alabilseydi... Maçın içinde daha fazla kalabilirdi Galatasaray. Ama beklentimizin çok daha altında kırıldıklarını söyleyebiliriz. Zaten maçın son işte 5 dakikasında artık şeye karar verdiler. Ya bizim Perşembe günü Fenerbahçe maçımız var ve Pazar günü... Cumartesi mi? Botaş maçı. Hemen bir bakacağım. Sanki yayın o cuma... sonunda zaten izleyicilerimiz en sonunda paylaşacağız. Evet. Cumartesi diye hatırlıyorum. Bir de öyle bir maçımız var. Cumartesi akşam maçı var. Şimdi Cumartesi 6'da. Cumartesi Botaş 6'da. Galatasaray. 14'te Rize Antalya. Şimdi böyle olunca takvim biraz da bazı oyuncuları dinlendirmek zorunda kaldılar maçın sonunda. Ama daha çok yarışmasını beklerdim Galatasaray'ın. Ama zorlu fikstürden dönüyor. Şimdi Orman Spor zorladı. Cuma günü. Şimdi... Burada Çukurova ile oynuyorlar. Perşembe Fenerbahçe, cumartesi Botaş, perşembe yani 6 gün sonra, oradan 5 gün sonra bu sefer de Avrupa Kupası maçında Real Venezia ile karşılaşacak. Ama yarı bu final haftaya maçı. Gelene kadar Çukurova'nın da zor bir fikstürü vardı. Galatasaray'ın sanıyorum ki bundan sonraki fikstürü daha zor. Daha zor, aynen. Geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk zaten Çukurova adına ya da Galatasaray adına ilk 3 sıra için. Bu belirleyici bir haftaydı. Evet. Lig için. Şimdi, maç da belki öyleydi. Belki birkaç hafta sonra keşke Galatasaray tarafından keşke o maçı kazansaydık diye isyanlar gelecektir. Olabilir. Bence çok kritik maç Fenerbahçe maçı. Evet, Fenerbahçe maçı sağ avantajı maçı olabilir. Yani şu an ilk maçı 80-72 Fenerbahçe kazanmıştı. 8 sayılık bir avantajı var Fenerbahçe'nin. İkinci maçı Galatasaray kazanırsa, 8 sayının altında kazanırsa bence... Gördüğümüz kadarıyla ligin kalanında Fenerbahçe'nin çok hata yapacak gibi fikstürü yok önünde. Peki Çukurova basketbol adına herhangi bir hataya yer verilebilecek bir hafta var mı? Ya o da çok zor ya. Çukurova basketbolun hata yapması da çok zor. Yani sanki normal sezon liderliği... Bir de Çukurova basketbolun tek hatası değil. Çukurova basketbolun iki hata yapması gerekiyor.
Yani böyle söylememiz lazım. İki tane maç kaybetmesi gerekiyor. Ya o yüzden bence evet. Çukurova Basketbol bu maçı kazanarak normal sezon liderliğini garantiledi bence. Yani şey olarak garantiledi. Matematiksel olarak garantilemedi ama mental anlamda garantilediğini söyleyebiliriz. Ben Çukurova Basketbol'a Galatasaray'a açtık parantez ama Çukurova Basketbol tarafında parantez açmamız lazım. Bence önemli, değerli de bir şey. Evet. Şimdi dört tane şey maçları da var. Yani BOTAŞ, Emlak Konut, Nesibe Aydın bu takımlar da ligde ilk 3 sırayı, ilk 3 sıradaki takımları zorlayabilen takımlar dönem dönem. Ama şeye döndüğümüzde özellikle bu 1. 2. sıradaki rekabete döndüğümüzde Fenerbahçe, Galatasaray'la Çukurova'nın rekabetine döndüğümüzde şimdi 4 tane maç var önümüzde. 4 maçın hikayesini izlediğimizde, incelediğimizde Çukurova Basketbol'a 4 maçın hikayesinde de oyuna giren çıkan oyuncuların hepsi full konsantreydiler. Bak içlerinde kaybettikleri Fenerbahçe maçı var ki bu arada oyun olarak kazandıkları ama maçı kaybettikleri maç var. Yani sezonun ilk maçıydı. Oyun olarak kazanmışlardı ama o kadar çok fazla top kaybı yaptılar ki. Kaybettirdi o top kayıpları ona. Evet. Fenerbahçe'nin o baskısı rahatsız etti. Ama bu oyuncuları bu üst düzey konsantrasyonda tutmak da iyi iş. Bence iyi organizasyon işi. Onu takdir etmek lazım. Belki sezon içerisinde özellikle koç değişikliklerinden dolayı organizasyon olarak eleştirdiğimiz takımlardan biriydi Çukurova Basketbol. Ama oyuncuların konsantrasyon açısından böyle maçlarda hakikaten şeyi vermek lazım, hakkını vermek lazım. Ama tabii şeyi de söylememiz lazım. Şimdi burada ince bir çizgi var. Üst düzey maçlarda konsantre olamıyorsa oyuncuların, zaten o oyuncular o üst düzeyde oynamayı hak etmiyorlardır gibi benim bir argümanım vardı yıllar önce söylediğim. Bu derbi tadındaki maçlardan bahsediyorsun. Çünkü derbi tadındaki maçlarda herhangi bir oyuncuyu motive etmene gerek olmaması gerekiyor. Zaten o oyuncunun oraya o maçın önemini bilerek geliyor olması gerekiyor. Ama yine de bazen ona ihtiyaç duyuyorsun. Ya belki normal bir karşılaşmada vermeyeceği katkıyı bu tarz maçlarda vermesi gerekiyor mu diyorsun? Evet. Yani bu maçta oyuna girdim, 5 dakika oynadım. 5 dakika sana süren ver. O 5 dakikada maksimum konsantrasyonla olman lazım diye yaklaşıyorum ben olaya. Bunu da ben Çukurovalı basketbollu oyuncularda çok fazla görüyorum. Mesela Sinem Ataş girdi, hiç şey yok. Yani geldi, full konsantrasyon, savunmada direkt işte Işıl'la eşleşmişti. Direkt savunmada agresifti, sertti. Yani mesaj vermeye devam ettiler. İşte köşede boş kaldı, hemen değerlendirdi. İki tane üçlüğü var, bir tane de serbest atış çizgisinden 2'de 2 attı. Yani Asena Yalçın, full konsantrasyon. Evet, evet. Yani bunu söylemeye lazım. Özgür Öztürk girdi, full konsantrasyon. Gamze Takmaz girdi, full konsantrasyon. Yani belki bunlar şey yapmamış olabilir. Ya şey dersin, ya bakıyorsun istatistiğe, Gamze 3 sayı atmış, bunu mu anlatıyorsun? Sana 20 sayı yedirmemiş. O yani bazen şey görüyoruz, oyuncu değişikliği oluyor, kenardan bir oyuncu giriyor. Bir anda 10-0'lık seri yiyorsun. Bunu yedirmemiş, oyunun içinde oyuncu. Kafa olarak da içinde, mental olarak da içinde. Bu çok değerli bir şey. Kolay değildir. Zaten bazen rotasyon oyuncusuysan, rotasyona giriyorsan, yani ana roldeki oyuncular vardır, oynarlar. Ama rotasyona giren oyunculardansan eğer, senin bu konsantrasyonun çok değerli. Takıma, ya işte X faktör dediğimiz oyuncuya evriliyorsun sen. Bence bugün mesela maçın X faktörü ilk yarıda Sinem Ataş, ikinci yarıda mesela Asena'nın bir tane forvetten üçlüğü var. Çok kritik üçlük. Esra Ural'ın kenardan gelip katkısı var. Çok. Maçın geneline baktığında? Maçın geneline baktığımızda Chelsea Gray Tiffany Ace maçı. Yani. Evet. Özellikle Chelsea Gray'in iyi iş çıkarttığı maç. Ama ben Çukurova Basketbolu şeyi söyleyemem yani bu maçı. Chelsea Gray bu maçı aldırdı. Ya da Tiffany Hayes bu maçı aldırdı ama evet çok önemli skora katkılar verdiler. Ama bence takım halinde çok iyilerdi. Takım halinde çok iyi iş çıkarttılar. Ki yani, bizim de geçtiğimiz haftalardan bu yana konuştuğumuz, birkaç haftadır konuşuyoruz hatta daha uzun bir süredir Çukurova Basketbol çok fazla koç değişikliğine rağmen acaba önümüzdeki haftalarda ne yapacak diye. Evet yani Roberto Iniguez aslında iyi iş çıkartmış orada. Evet. Yani kötü takıma gelmedi bu arada. Sonuçta onların da bir adaptasyon süreci var. Tabii tabii. Yani bütün oyuncuları yönetebilmek ya da yönetebilmek de demeyeyim. Onların da farklı bir adaptasyon süreci oluyor. Öyle tabii mi Fatih? Ama şöyle bir artısı var. Daha önce Türkiye'de çalışmıştı Fenerbahçe'de. Tabii ki. Ama kolay da değil bu arada. Yani deprem bölgesinde de yakın bir şehir, evet. Mersin. Hiç evet. Kolay değil. Mental anlamda da kolay olmuyordur onlar için süreç.
Ama yani dediğim gibi bu maçtaki konsantrasyonlarını takdir ediyorum. Hı-hı. Ya da bu maçtaki ve bu tarz maçlardaki konsantrasyonuna takdir etmek lazım. Nesibe Aydın deplasmandan dönüp bu maçı kazandılar. Net bir şekilde kazandılar. Evet, Çukurova basketbol adına aslında güzel bir hafta. Evet. Sonundan ve ciddi çıkış içindeler. Yani arada Euroleague'de özellikle Ekrem Memnun'un değiştiği dönemde biraz mental anlamda kırılmışlardı. İşte Sopron yenilgisi var orada, Botaş yenilgisi var. Ama sonrasında hakikaten Miskolç karşısında deplasmanda alınan galibiyet, uzatmalarda Girona karşısında deplasmanda alınan galibiyet onları kazanma anlamında çok ciddi artıya döndürmüş. Şimdi hı-hı, Euroleague'de Burj'la karşılaşacaklar. Belki Burj eski günlerinde değil. Yani eskiden Avrupa'nın sayılı 4-5 takımından biri olarak anlatıyordu. Yine bir çeyrek finale kalmış bir takım. Ama Çukurova basketbolu böyle nasıl diyeyim, zorlayacak takım demeyeyim ama çok bu seride favori olmasını engelleyecek bir takım değil. Yani favori takım Çukurova basketbol. Evet, yani seri 3 maça gider. Önemli değil. Fransa'da kaybedersin. Döner Mersin'de kazanırsın. Ama bence serinin favorisi Mersin. Ya şimdi zorlamasa bile basketbol. Evet, ya zorlamasa bile söylediğin gibi ligimizde şimdi maç takvimi trafiği arttığı için bir yandan da farklı kulvarlarda işte Euroleague'de ve Eurocup'ta mücadele eden temsilcilerimiz için zor bir süreç aslında bakıldığında Çukurova'da bunu aslında 4-4'lük başarıyor şu anlık diyebiliriz. Fenerbahçe, Alagöz Holding, Nesip Aydın mücadelesine gidelim mi Fatih abi? Çünkü haftanın konuşulması gereken mücadelelerinden biri 82-81 Fenerbahçe'de yine sonuçlandı. Merve de aslında son durumu aktarmıştı bize ama ben yine senden dinlemek istiyorum. Yani Fenerbahçe sezon içerisinde bu rotasyonu iyi yapan takımlardan biri. Çok fazla yabancı oyuncusu var. Bu maç hedef maç mıydı Fenerbahçe için? Yani kaybetmemesi gereken maçtı. Hedef evet, maç mıydı? Ben bu maçın buraya gelmesini beklemiyordum. Hı-hı. Yani dürüst davranalım işin. Çok daha erken kopmasını bekliyordum ben. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü bir yerde Nesibe Aydın'ı kırabileceğini düşünüyordum Fenerbahçe. Evet, evet. Ama Nesibe Aydın iyi tutumdu. Özellikle Derin Yaya iyi iş çıkarttı. İlayda Güner... Şimdi istatistiğine de bakalım. Hı hı. Eksik söylememiş olalım. İlk maçın da X faktörüydü. 18 sayı 4 reboundu var. Bu maçta da son topu da kullandı. Sokmuş olsa burada şey konuşuyoruz. Haftanın sürprizi Nesibe Aydın Fenerbahçe'yi evet, deplasmanda mağlup ettiği konuşuyor olacaktık. Ama Fenerbahçe yine de maçın sonunda kazanmayı başardı. Yani bunu söyleyebiliriz. Son dönemin bence ya bu maçı kenara koyuyorum. Hı hı. Ligin oynadığı basketbolu en net iyi oynayan takımlarından biri Fenerbahçe. Yani Euroleague'de de öyle. Ya hı hı, arada mental konsantrasyon kopuklarını görüyoruz. İşte Burj karşısında maça konsantrasyon olarak çok düşük başladılar. İşte çift tanelerde geriye düştükleri an oldu ama çok hızlı geri dönüştüler. Yani seriyle geri dönüyor. Yani şey yapamıyorsun, takım olarak algılayamıyorsun. Yani rakip takım olarak algılayamıyorsun. Evet. O yüzden şey bir takım Fenerbahçe. Hakikaten kadrosu çok kuvvetli bir takım. Ama orada da ya yine aynı noktaya döneceğim ama fazla rotasyon acaba dönem dönem şey mi yaratıyor, ritim kaybı mı yaratıyor gibi soru işaretleri. Ki koç da bununla ilgili aslında eleştiri alıyor hep. Yani eleştiri, benim eleştirilerimi söylüyorsan yok, linç genel, deniyorum. Hayır hayır, yüzünden sosyal medyada alıyor canım. Ha, tamam. Kesinlikle seni kastetmedim. Tamam. Ama şeyi söyleyeyim ya hakikaten bence Fenerbahçe çok üstünde bir kadro var. Yani Euroleague özelinde özellikle. Evet. Çünkü yabancı sayılarına bak. Şimdi bugün oynamayan yabancıları söylüyorum. Kayla McBride. Yani müthiş skorer. Courtney Vandersloot. İşte kadın basketbolunun en iyi oyun kurucularından biri. Evet. Emma Mieseman. Kadın basketbolunun en iyi Avrupalı uzunlarından biri. Başka kim oynamadı bugün? Fenerbahçe'de. Yabancı mı? Yabancı. Ya sonuç oynayan, olarak bu üç isim bile söylediğim gibi. Ya bu üç isim bile hakikaten ben arada unutuyor olabilirim başka bir ismi. Hakikaten Fenerbahçe'nin kadrosu çok derin. Evet. Alperi'den bugün çok önemli katkı aldılar. Ama dediğim gibi Merve Aydın çok agresiflik. Fenerbahçe savunmasına çok ciddi agresiflik sağlıyor. Olcay. Ya biraz daha fazla skor üretmesi lazım. Biraz daha önemli. Skora etki etmesi lazım Olcay Çakır Turgut'un. Ama şey söyleyelim, Fenerbahçe bence krizde olan bir maçı, Nesibe Aydın'ın belki de kazanabileceği maçı kazandı. Şey söyleyeyim, ben maçın sonunda, şimdi salonda değildik, bu da hep ben söylüyorum eksikliklerimizden vesaire. Bu da bizim eksikliklerimizden yani, biri. Ama ben bunu ben yapmış olabilirim bu arada. Yani benim kendi özel bir durumum vardı, maça gelemedim.
Salona gidemedim. Salona gidemediğim için de Levent'i de çok yormak istemedim. Çünkü oradaki transfer işini de, yani transfer derken salona gidiş geliş işlerini de ben gerçekleştiriyordum oradaki. Ama zaten daha ne kadar emek verebilirsiniz Levent'te zaten. Evet. Bence elinizden geleni yapıyorsunuz. Şey yapamadık yani. Bu maça gidemedik salona. Hı. Maçın sonunda Merit hem hakeme ne demiş olabilir ki teknik faul aldı. Ben rahatsız oldum. Maçın sonunda bir sayılık bir maçta maçın son işte 20 saniye mi 30 saniye mi orada bir teknik faul çalındı. Maçlar onlarla bitmesin. Ya bu şey değil bu arada. Hak etmiştir veya hak etmemiştir değil. Ya bilmiyoruz. Ya yanlış da söylemeyelim. O yüzden mi salonda değildik konusunun üzerine? Evet. Çünkü ne söylediğini olunca, duymadığımız için bir şey söyleyemiyoruz. Ama ya ben şey oldum. Tabii böyle şeylerle bitmesin. Bitmesin istiyorum. Gibi. Ama bu şey değil, yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe'nin galibiyetine işte Fenerbahçe hak etmedi vesaire değil. Ya ben sadece hakemlerin orada o müdahalelerde bulunmasın. Bıraksın. Bırak artık orada. Duymamazlıktan gel artık maçın sonunda. Maç son olmuş evet. Evet maç son olmuş. Duymamazlıktan gel derim. Evet. Ki şimdi... bu arada son pozisyonda da ekstra da şey de söyleyelim. Merit Empe teknik faul diyoruz ama hı-hı, işte yerde Brianna Stewart var ama orada Duygu Özen'in de orada bir faulü de var. Yani anlatabiliyor muyum? Yani farklı şeyleri kovalamaya çalışırken başka bir şeyi gözden kaçırabiliyorsunuz. Yapmayın derim. Şimdi 20. haftanın sonuçlarına şöyle bir göz atıyorum ama özellikle konuşmak istediğim bir mücadele var mı? Çünkü kısa kısa geçmek durumunda kalacağız vaktimizde. Kısa Fatih abi. Evet. Hemen o zaman emlak konut Bursa diyelim mi biraz? Evet ben de var derken onu kastetmiştim. Hemen nasıl anladım? Evet. Artık şey yapıyoruz ya. Evet artık tamamlayabiliyoruz birbirimizi. Arçın ve Şuta gibi şey yapabiliyoruz. Şimdi Bursa'yı tam tersi şekilde dinliyorum senden. Yani, birinci bölümün tam tersi şeklinde. Ya Ferda Yıldız yok. İşte iki yabancılı yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Evet iki yabancılı. Shannon Fluker'ın hakikaten... Ama şeyi söyleyeyim. Orada emlak konutu parantez açayım. Emlak konutunun en önemli problemi potu altında bu tarzı canlı Fluker tarzında. İşte Mary Benson tarzında. Evet. Uzunlara karşı işte Jantel Lavender'ın biraz daha savunmasının zayıf kalması onları çok ciddi etkiliyor ama hakikaten etkileyebilecek de bir Bursa takımı da yoktu. Hı hı. Yani ama maçı kapatmanız lazım. Evet. Maçı çok erken kapatmanız lazım. Mental olarak kırmanız lazım. Şimdi 3. viteste götürdüğünüz maçlarda maçın sonu sizin başınıza dert olabilir. Bence Emlak Konut'un başına dert aldı. Ama bu Bursa'nın da iyi iş çıkarttığını söylememiz lazım. Bursa, sakin kaldılar. Evet. Hakikaten hiç beklenmedik herhalde bugün. 10 maç aradan sonra kazandı Bursa bu arada yanlış. Aynen. 10 maç aradan sonra kazandı. Evet. 10 maç aradan sonra kazanmış oldu. Diyelim böyle kısa kısa geçeceğim Fatih abi çünkü yavaş yavaş vaktimiz daralıyor. Biraz Beşiktaş-Rize mücadelesini konuşalım mı? Şimdi önemli çünkü Rize Belediyesi evinde yenildi Beşiktaş'a. Ve Beşiktaş'ı biz hatırlıyorsan yükselişini konuşuyorduk lige verilen aradan önce. Şimdi neler söyleyeceksin Beşiktaş'la ilgili? Yani Beşiktaş hakikaten kendini playoff'a attı. Ligden sezonun ilk başında ligden düşürmeyi konuşuyorduk. Ama orada da bak şeyi söylemek lazım. İnandırmak ve bir de yabancı kalitesini arttırmak. Monique Bilgis'in oradaki hamle seni farklı bir noktaya taşıdı. Hı hı. Bunu da söyleyelim. Bir de oyuncuları inandırmaya başladın sen hikayende. Evet. Bugün iki yabancı ile oynuyorsun Beşiktaş olarak. Hı. Yani Tayyar Emre'nin oynamadığı bir günde... Ligin istim üzerindeki takımı Rize Belediyesi'ni yeniyorsun. Ama yani bu çok şaşırtıcı bir skor değil. Fiziksel bir takım Beşiktaş. Rize'de fiziki olarak işte Sümeyya da olsun, işte Arzu da olsun fizik olarak şey bu ters eşleşmeleri iyi oynayabilen takımlara karşı, hı hı, sıkıntı yaşayan takım olabiliyorlar. Ama yine top kayıpları Rize için çok kritik. 19 top kaybı yaptı maçta. Kazanması, hı hı, çok kolay değil. Ama Beşiktaş maça şey başladı. Net başladı. Evet. Yani çok hakikaten Beşiktaş adına değerli. Dane Evans. Yani çok onunla şey yapmaya gerek yok. Elif Bayram'ın double-double'ı var. 10 sayı 10 rebound'la. Beşiktaş adına kritik galibiyet. Onlar da bu arada Çukurova basketbolla karşılaşıyorlar. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Beşiktaş 21. haftada Orman Spor'la karşılaşıyor. Evet. Hafta sonu Çukurova basketbolla karşılaşıyor. Hı hı. Ligin en iyi maçlarından biri oynanmıştı Akatlar'da. Ben maçın böyle 22-23 dakikasını izleyebilmiştim. Hangi salonda. Maç? Beşiktaş-Çukurova basketbol, evet, maçı. Sezonun ilk maçı. Hakikaten çok böyle
çekişmeli bir maçtı. Beşiktaş çift taneleri yakalamıştı. Ben burada ne olacağını merak ettiğim maçlardan biri. Pazar günü oynanacak. Pazar mı oynanacak? Cumartesi mi oynanacak? Perşembe günü. Yazıyor burada. Şimdi şöyle, ben 21. hafta olabilir. Aslında program sonunda söyleyecektik ama bunları da vermiş olalım değerli izleyenler. 21. haftada Spor TV ekranlarında Beşiktaş Orman Spor mücadelesi 9 Mart Perşembe 15'te sizlerle birlikte olacak. Derbi mücadelesi de tabii ki Spor TV ekranlarında olacak. Perşembe günü 18'de. Diyelim tabii 22. haftayı da vermek lazım burada Fatih abi. Çünkü maç takvimi çok yoğun olduğu için az önce Merve de söyledi. İki günde bir maç oynuyor durumundayız artık dedi. Burada 11 Mart'ta, şimdi 9 Mart söyledik. Şimdi 11 Mart'ta tekrar takımlarımız sahaya çıkacak. 11 Mart Cumartesi 18'de BOTAŞ Galatasaray mücadelesi var. 12 Mart Pazar 14'te Rize Belediyesi Antalya Toroslar basketbol mücadelesi var. Evet. Ben şeyi kaçırmışım. Fenerbahçe orada, Şarkı evet. Üniversitesi ve Çukurova basketbol Beşiktaş maçının ertelendiğini kaçırmışım ben. O da benim eksikliğim. Şimdi ama tabii, Rize Antalya maçlar... maçı hakikaten ligden düşme potası açısından çok kritik maç. Evet. Kursu Uludağ, Melik Gazi, Kayseri basketbol aynı saatlerde, benzer saatlerde başlayacak. O da çok kritik maç. Emlak Konut Nesibe maçı da ya şeyi söyleyebiliriz. Ligdeki yani şey maçı, beşincilik, altıncılık, dördüncülük maçı için Emlak Konut'un reaksiyon verip vermeyeceğini maçı. Ama Perşembe günü Emlak Konut, Melik Gazi Kayseri basketbol deplasmanında. Orada ne yapacağını görmek lazım. Onun üzerine bir daha pazar günü ona bakmak lazım. Evet. O zaman 20. haftayı da tamamladık. Eklemek istediğim bir şey var mı? Önümüzdeki hafta yine iki haftayı değerlendireceğiz çünkü. Yok, inşallah güzel maç olur. Sakatlık olmaz. Çünkü ben yoğun tempoda en çok çekildiğim şeylerden biri sakatlık, oyuncuların sakatlıkları. Evet. Yani umarım öyle bir şey yaşanmaz. Oyuncular sakatlanmazlar. En büyük dileğim bu. Geri kalanında da inşallah güzel maçlar izleriz. Güzel maçları anlatmaya çalışırız. Hem işte Perşembe günü Beşiktaş Orman Spor, hem Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe maçı. Evet, evet. Güzel maç olur. Güzel atmosferde olur. İşte güzel şeyler konuşuruz. Yani özellikle derbi maçları olduğu zaman ben bir geriliyorum. Yani şey ne yazık ki istemesek de. Ama tabii bu branş fark etmeksizin artık çekindiğimiz bir şey. Aynen. Yapacak bir şey yok. Umarım güzel maçlar izleriz, güzel ortamlarda izleriz ve sonuçta da döner burada pazartesi günü. Güzel şeyler konuşuruz, güzel, güzel şeyler konuşuruz, aynen. Evet, çok teşekkür ederim. Valla Levent'in de senin de ağzına sağlık. Ben maçları gerçekten güzel, büyük keyifle izliyoruz, öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Hem yorumlarında hem anlatımında, Levent de aynı şekilde. Teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Bir ufak da bir parantez açayım ben. Tabii. Vaktimiz var herhalde. Çok kısa, hiç vaktimiz yok. Hiç vaktimiz yok mu? Bugün hiç vaktimiz yok Fatih abi. Tamam, o zaman açmayayım hiç. Hiç açmayayım. Tamam, haftaya açalım haftaya mı açalım. Parantezi? Haftaya açalım. Peki, çok teşekkür ederim değerli izleyenler. Bugünlük programımızı nokta alıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.